Merhaba arkadaşlar. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Migros Market'teyim. Şöyle arkada sardunyalar gelmiş ve kampanyalar var arkadaşlar. Çiçeklerde çok güzel indirimler var. Şimdi hep birlikte inceleyelim. Özellikle fideler gelmiş altılı. Şöyle göstereyim, mevsimlik çiçek altılı 39.90. Şöyle mini viyollerin içerisinde kadifeye kadar, begonyaya kadar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Mini fidelerde bu şekilde begonyalar var, küperiler var. Küçükler ama yakından size göstermeye çalışsam bir tanesini. Şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar, çıkartamayacağım. Bu şekilde fideler var. Bu fidelerin 6 tanesi 39.90'mış. Size göstereyim, çok güzeller. Burada kaktüsler 29.90, hem de çiçeği burnunda. Bakar mısınız? Bunlar kurt kaktüsü, solucan kaktüsü olarak bildiğimiz. Şöyle harika çiçekleri var, turuncu. Muhteşem çiçekler açmış. Bu da indirimli arkadaşlar, 29.90. Şöyle muhteşem güller gelmiş, 42.90. Bakar mısınız? Mini yerli güller. Şöyle göstereyim. Turuncusu, sarısı, şöyle pembesi, beyazı, birçok renklerde var. Birini yakından inceleyelim. Büyüklüğüne birlikte karar verelim. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bir hayli büyük. Çok da hoş duruyor. Çok da sağlıklı duruyor. Ve fiyatı da gül sevenlere 42.90 arkadaşlar. Şimdi şu kısımda kurutulmuş çiçekler var. Gördüğünüz gibi. 33.68. Böyle şurada çilekler var. Fesleğenler var. Mis kokulu. Mis gibi kokuyor, fesleğenler gelmiş. Bu da begonyalar var arkadaşlar. 49.90'dan begonya. Bu şekilde sarısı var. Fiyatını da şöyle göstereyim. Çilekler de 36.90'dan çilekler. Burada şefleralar var. Şöyle mini arkadaşlar, çok büyük değil. Şefleralar fiyatına, evet, 89.90. Fiyatı da bu şekilde. Şimdi burada daha Queen'in mini gülleri var arkadaşlar. İtal mini güller bunlar. Bunlar da 49.90'mış. Kalan şey yerli 29.90. Yakından size göstereyim. Çok güzel, dolu dolu üzerinde tomurcukları. Şimdi yanında tavşan kulağı kaktüs var, ona dokunmamak için elime almayacağım. Şu güzelliklere bakar mısınız? Çok hoş tomurcuğu üzerinde. Bunlar 49.90. Bu şekilde renkleri var. Şurada kalan şular 29.90. Şimdi arkadaşlar burada sukulentler var. 12.90'a. Şöyle baldiler gelmiş. Yine para ağacı var. Havortia var. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada arkadaşlar tavşan kulağı kaktüs 34.90'dan 29.90'a düşmüş. Bir hayli büyük. Opuntia türleri bunlar. Bolca dikenleri olur. Hem sarısı hem de beyazı balkonumda var. Bolca da dikenler veriyor. İnanılmaz yavruluyor. Çok güzel büyüyorlar ama çok dikenliler. Burada Kayaros kaktüs var. Bu da arkadaşlar piriş şatısı olarak bildiğimiz. Bu da 44.90'mış. Şöyle. Şimdi sizi sardunyalara götüreyim. Ah, burada yeni gineler var arkadaşlar. Şöyle renkleri henüz belli değil. Çiçekleri, tomurcukları olmadığı için rengini bilemiyorum. Sardunyalar arkadaşlar 34.90'dan 24.90'a düşmüş. Şöyle sardunyalar. Bir tanesini yakından bakalım. Göstermeye çalışayım. Şöyle tomurcu üzerinde. Ebatı bu kadar ama fiyatı 24.90. 25 liraya sardunya arkadaşlar. Gerçekten sardunya ihtiyacınız varsa bu kadar da güzel. Şöyle tomurcukları, renkleri harika görünüyor. Bakar mısınız? Çok güzeller. Mis gibi de kokuyor yaprakları. Şöyle. Bakın çok hoş. Böyle sardunyalar. Şurada dağ palmiyesi gelmiş 29.90'dan. Bakar mısınız? Şöyle. Bir tanesini yakından göstereyim. Arkada starliçe var. Onun yanında aloe vera var. Bu şekilde güzellikler arkadaşlar. İhtiyacınız olanları Migros marketlerden temin edebilirsiniz. Şöyle uzaktan size göstereyim. Bir hayli türler gelmiş.
hangisine ihtiyacınız varsa Migros marketlerden alabilirsiniz ve şu anda da bu indirimler gayet güzel. Özellikle bahçeniz varsa bu gülleri kaçırmayın. Sardunyalar 25 liradan, güller 42 liradan satışta. Şöyle. Şimdi sizi balkonuma ve sukulent çoğaltmaya göstereceğim arkadaşlar. Bangkoklu'yu çoğaltalım, beraber balkonuma geçelim. Buradan paylaşacaklarım bu kadar. Balkonumda görüşmek üzere. Migros çiçeklerinden sonra balkonumdaki çiçekleri göstereceğim arkadaşlar. Muhteşem bir yağmur yağdı. Şöyle suya iyice doydular. Bakın üzerinde tamamen su damlacıkları. Şimdi Bangkoklu çoğaltmayı göstereceğim ama bu güzelliklerin şu andaki halini size göstermek istedim. Bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Muhteşem oldular. Çok güzel geliştiler. Yağmura da doydular bu yıl. Bahar ayı çok uzun sürdü. Bakar mısınız şu su damlacıklarına? Harika görünüyorlar. Şu güzellikler de köklendi. Böyle muhteşem bir görüntü. Su damlaları eşliğinde buradaki sardunyalarım da size son halini göstereyim. Ve şimdi Bangkoklu çoğaltmayı göstereceğim arkadaşlar. Bangkoklu bakımıyla ilgili olarak bilgiler vereceğim. Nasıl bolca yavruluyor, nasıl dolu dolu oluyor hepsini göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Bangkoklu bakımıyla ilgili olarak bilgiler vereceğim. Şu an inanılmaz çoğaldıkları, coşarak büyüdükleri bir dönem. Toprağında kaktüs ve sukulent toprağı var. İçerisinde yavaş salınımlı gübre var. Ayrıca toprağın içerisinde solucan gübresi var arkadaşlar. Bunlar bahar dönemlerinde inanılmaz hızlı büyürler. Kış boyunca uyuyorlardı. Uyandılar, şimdi coştukça coşuyorlar. Birkaç tane kalmıştı. Küçük küçük, en azından 20-30 tane yavru kalmıştı. Onlar bu kadar büyüdüler ve böyle anaç oldular. 2 yıldan sonra anaç bangkoklular çiçek açarak ölüyorlar arkadaşlar. O çiçek açmış hallerini sizlerle paylaşmıştım. Onları da görmüştünüz. Şimdi bu onların yavruları, gayet güzel büyüdüler. Bir saksının içerisinde minik miniklerdi kışa girişte. Şimdi iki saksıya aktardım ama maşallah coştular. 3. saksıya geçireceğim. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Şöyle göstereyim yakından. Orastasia ivaranch bunun ismi. Namı diğer bangkoklu arkadaşlar. Bu kadar muhteşem görünüyor. Bunlar ne kadar çok geniş saksıya dikersek o kadar çok kol atarak yayılıyor. O kadar güzel çoğalıyor. Şimdi aralarından almak zorundayım. Yoksa bakın büyüyecekleri, tutunacakları yer kalmamış. Şöyle kaktüs ve sukulent toprağı hazırladım. Yine içerisinde yavaş salınımlı gübre var. Şimdi arkadaşlar size içerisine de bakın. Yeşil, aşkın gözyaşı düşmüş. Ve çok güzel büyüyorlar. Onlar mübarek. Ayrık otu gibi her yerden çıkıyor. Tüm saksıların içerisinden var. Bir tane çiçeği düştüğü zaman her yeri kaplıyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu şekilde oluyor formu. Birçok kolları var ve bu kolların hepsi anaç oluyor. Anne oluyor. Şu güzelliklere bakar mısınız? Bunu ayırmazsanız arkadaşlar orada yer açacak, kendine yayılacak, büyüyecek alanları kalmamış oluyor. Şimdi bu şekilde tüm ayırarak şöyle yavrularını ayırıyorum ve bakın hemen kökünde yavaş salınımlı gübrem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ondan çok güzel besinini alıyor. Böyle bu saksıya da aktaracağım. Bunu da pencere pervazına konumlandıracağım. Karamel gel anneciğim yanıma. Şöyle tek elle yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer bunun yavrularını, kollarını kırıp da yanına diktiğiniz zaman çok güzel bir şekilde oradan da çoğalıyor. Hemen anında kökleniyor. Zaten havayı kök çıkartıyor. Bunlar toprağa tutunmak için şu kollar arkadaşlar havayı kökler çıkartıyor. Onlardan harika bir şekilde büyüyor. Bakın böyle yavrunun birini alıp herhangi bir yavruyu kopartıp kollarından bir tane alıp şöyle saplamanız yeterli. Çok kolay büyüyor. Şu köklenmiş, bu toprağa değdiği için bakın şu kol. Şöyle göstereyim size. Bakın bu kol toprağa değen yer bu şekilde kökleniyor. Harika köklenmiş. Direkt annesinin yanına onu da öyle dikiyorum. O da oradan büyüsün. Şimdi bu da bir yavru da yanına koyuyorum. Bu bir annenin bu kadar yavrusu var arkadaşlar. Bu çok bereketli bir tür. Kışın uyuyor. Kışın mümkün olduğu kadar sulamıyoruz. Zirayı da onlardan koruyoruz. Ama yazın güneşi seviyor. Çok sulamayı seviyor. Çok fazla suluyorum ben bunu. 2-3 güne bir suluyorum şu an. Sık sulamayla gayet güzel gelişiyor arkadaşlar. Besini de olduğu sürece. Şimdi bunlar artık Arap saçına dönüşmüş. Nasıl ayıklayacağım bakalım. Şöyle aralarından, özellikle tek elle çalışırken biraz zor oluyor.
Şöyle arkadaşlar bakın, bir tane kök ve bu kadar güzel bebişler. Çok fazla çoğalmasın, daha fazla ayırmayacağım. Normalde bunların kollarını hepsini yatırsanız çoğalıyor. Dokunduğu her yerden, toprağa değen her yerden çoğalıyor arkadaşlar. Böyle aralarını açacağım ki diğer kalanların da birazcık büyümesi için yer kalsın. Yoksa saksıyı işgal etmiş durumda. Şimdi bunu da alıyorum. Şöyle bu şekilde saplıyorum. Şimdi bunu da alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde saplıyorum. Bu şekilde ayırmamız yeterli. Geçen yılda bir tane aldığım, ikinci yıla arkadaşlar 3 büyük saksı dolusu olmuştu. İnanılmaz çoğalmıştı. Ama o 2 yıl sonra hepsi çiçek açtı. Ay, muhteşem de bir çiçeği var. Görülmeye değer. Şimdi ne kadar çok güneş alırsa bunların formu o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Bu yavrular, kollar sarkıyor böyle, sarı sarı çok güzel görünüyor. Şimdi onu yapmaya çalışacağım size, onları göstereceğim. Geçen yılki videolarda hep paylaşmıştım o hallerini. Şu an sadece büyüyorlar. Yağmurlarla, hava kapalı olduğu dönemlerde de çok fazla güneş görmedi. Normalde tam gün güneş gören bir balkonum var. Ama pencere pervazına koyacağım. Direkt olarak tam gün güneşi alsın. Şöyle koyayım. Bir pencere pervazım öğleye kadar güneş alıyor. Bir pencere pervazım öğleden sonra alıyor. Tam mutfak penceresindeki neredeyse tam gün alıyor. Evim tam gün güneş alan bir cephede. Yazın Temmuz ve Ağustos'ta zarar görüyor arkadaşlar. O dönemde korumayı almamız lazım. Yine gölgeleme filesinin arkasına alıyorum ben bunları. Değilse cayır cayır yanıyorlar. Güneşi ne kadar çok sevseler de Temmuz ve Ağustos'ta keskin öğlen güneşi çok zarar veriyor bu güzelliklere. Şöyle biraz daha telefonu kapattıktan sonra onları sabitleyeceğim. Kendi diğerlerinin gelişimi için bakın yerler açıyorum. Bakın kolların her biri, dokunan her yerden bu şekilde bebişler veriyor arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyorum. Bu saksıyı birazcık daha aralamam lazım. Bu saksı çok yavrular, bakın hep havada kalmış. Havada kaldığı için tutunamıyor. Şimdi toprağı gördüğü için inanılmaz hızlı büyüyecek. Onlar da anne olacaklar. Bu saksılar bir markete geliyor. Biliyorsunuz ara ara size diyorum ben kullanıyorum diye. Benim bundan birkaç tane var. Siyahı ve yeşili. Bu tür pencere pervazlarına koyacağım zamanlarda kullanıyorum. Ayrıca içerisine yaprak yatırdığım da oluyor. Bunlar arkadaşlar, yine haftalık insektisit ilaçlaması yapıyorum. Aylık fungisit ilaçlaması yapıyorum. Esintili yerde büyütüyorum. Bangkokluları. Yine ilkbahar dönemlerinde bunlara sıvı besinler bolca vermiştim. Bu yaz boyunca uyanık olacak. Kışın tekrar uyumaya geçecek. Kışa kadar besin takviyesini, diğer bakımlarını yapabilirsiniz. Zaten yavaş salınımını kullanmamdaki amaç da o. O sıcaklığa bağlı olarak her mevsimde ayrı gübre salıyor. Ayrı vitamin salıyor. Tekrar tekrar ilaçlama, tekrar tekrar gübreleme ihtiyacı kalmıyor. Onun için toprağına koydum. Şöyle oturtuyorum. Biraz daha elimle sıkacağım. Bakın ne kadar çok yavrulamış. Hepsi de köklenmiş. Muhteşem olmuşlar. Yani bu saksıya da yetmeyecek arkadaşlar. İnanın şu an 4-5 tane saksıya aktarsam bunlar anca yer kazanır. Ama o kadar yerim yok. Bu şekilde büyüteceğim. Bunlar bu yıl çiçek açacaklar arkadaşlar. Bu anaşılar bu yıl çiçek açacaklar. Şu yavruların hepsiyle devam edeceğim. Çiçek açmış hallerinde yine sizlerle paylaşırım. Daha önceki videolarımda Bangkoklu bakım olarak da var. Şöyle devam edeceğim bunların. Şimdi kendi aralarında buralarda gevşeteceğim. Bu şekilde düzenlemesini yapacağım. Böyle arkada da kalaşolarım. Karamel de bana o kadar dikkatli bakıyor ki şu an. Sandalyenin üzerinden beni izliyor. Kucağına al diyor ısrarla. Bu şekilde çoğaltıyorum. Çok keyifli büyümesi var. Çok hızlı gelişmesi var. İnanılmaz çoğalıyor. İnanılmaz yavruluyor. Çok güzel kollar veriyor. Her birinden de ayrı anaç oluyor arkadaşlar. Ana rozet ölmüş olsa da, anne ölmüş olsa da yavruları onun neslini devam ettiriyor. Hem de çok, bir anneden yüzlerce yavru elde edilebiliyor. O kadar güzel çoğalıyor. Maşallah muhteşem bir tür. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın.